Şimdi arkadaşlar, Çayıran Kuzeydoğusu, Beypazarı Kuzeybatısı şeklinde özetleyebileceğimiz bölgedeki genel sismik gelişimin sebepleri konusunda pek çok çevrede kafa karışıklıklarının olduğunu ben söyleyebilmem mümkün. Bu noktada, bu videoda kendi tecrübelerime istinaden bir takım bilgiler vereceğim ben. Şimdi arkadaşlar, Ege bölgesinde yaklaşık kuzey-güney yönlü bir açılma rejimi söz konusu. Bu açılma rejimine bağlı olarak Lesvos Adası kuzeyi ve Chios Adası kuzeyi şeklinde özetleyebileceğimiz bir strike slip zone kuşağı söz konusu arkadaşlar. Bu zon kuşağı yaklaşık olarak işte ifade ettiğimiz bölgeden kuzeydoğuya doğru işte yaklaşık olarak işte Çayırhan Beypazarı bölgesine uzanan bir yapıyı özetlemekte ve bu açılma rejiminin dinamik baskın etkileri bu strike slip zone kuşağı üzerinde meydana getirmiş olduğu etkilerin bir sonucunu yansıtmakta olduğunu ben kısaca özetleyebilmem mümkün. Kısaca konu bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum.